Selam millet, Dedem Oynar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Yeni bir Starfield videosuyla sizlerle birlikteyim. Evet, şimdi bu videomuzda biraz gemilerle oynaşacağız. Bunun için şehirlerden birine gitmeniz yeter. Ben Neon'u tercih ediyorum. Çünkü manzarası çok güzel. Çünkü sularla, okyanuslarla kaptı hiç kara olmayan bir gezegende kurulmuş bir petrol rafinerisi. Bir ada. Onun gibi bir şey. Bir şehir. Gemiler 30 ışık yılından daha fazla zıplayamazlar bir seferde diyor. Zıplamasınlar abi bence. Gittiğimiz şehirde eğer şu şekilde e, iniş yaptığınız yer geminizin bulunduğu yerse etrafta hızlıca bir dolanmanız lazım. Şu vaziyette ship services diye bir yazı ya da şöyle bir tane adam şüpheli. Bakın bu teknisyenmiş mesela bilmiyorum bu da yardımcı olur mu? Yok. E, onlardan birine kliklediğinizde zaten size yardımcı olacaklardır. Evet gördüğünüz gibi okyanusun üzerindeyiz. Çok korkunç. İçim ürper ürper, ürper oldu. İlk aklınıza gelen şey budur aşağı atlamak değil mi? Hayır ben atlamayacağım artık siz denersiniz. Atlayıp ne oluyor diye. şimdi şurada bir abi var. Önce bu abiyi bulacağız. Her zamanki bir trade authority kiosku var burada. Satmak istediğiniz bir şey varsa yakın zamanda üzerinize gelmiş ben bunu istemiyorum isteyerek almadım dediğiniz bunları buradan satabilirsiniz. Mesela survey dataları ben her seferinde satıyorum büyük ihtimalle satalım diye koyulmuş çünkü. Abi de burada konuştuğunuz zaman abisi iki seçenek veriyor. Gemim hasarlı tamir et. Ee, gemi hasarlı değil ben biliyorum yani bunu böyle koyuyor ama zaten baktığınızda yapacak bir şey yok dedi. Gemimi modifiye etmek istiyorum ya da gemi satın almak istiyorum. Gemi satın almak istiyorum dersek elindeki gemileri bize göstermeye başlıyor ve kendi gemimizle de otomatik olarak bunları kıyaslıyor. Mesela bizim gemiye baktığınız zaman bütün sistemleri bizimkinden düşükmüş. Zaten maşallahı var geminin. Fiyatı da 63 bin. Şöyle yanılmayın benim demin çünkü Bazen bir sistemin üzerine getirdiğinizde onun fiyatı çıkıyor ya ortaya. Sonra mouse çektiğinizde orada takılı kalıyor. Sistem, selek sistem yazısının üstüne getirin. Mouse'u öyle çekin. Böylece gerçek fiyatını görürsünüz. Bir de bu gemide register ediyorsunuz. Yani bir miktar para verip az buzda değil. Ondan da iyi bir para istiyor responder varmış elinde. A sınıfı bir gemi olduğunu düşünüyorum bu geminin. Bunu nereden anlıyordum? Reaktörü A sınıfı da. Reaktörü geminin sınıfını belirliyordu sanırım. A sınıfı bir gemi bu. A sınıfı bir gemi Falcon. Grav ve shield'ta bizden yüksek ama engine engineering, motorlar, balistik mermiler bizimkinden kötü. Dizayn da zaten hamburger'e benziyor. Çok fazla beğenmedim ben. onun dışında bizdekinden reaktörü yüksek. Jump 30 light year. Bizimki 28'di galiba ya da 29'du. Shield'ı yüksek. Her bir şey yüksek ama ben kargo için gemiyi kendim modifiye etmiştim. Benimkinin kargosu çok yüksek. Ee, Achilles 2. Bu da A sınıfı reaktör taşıyor. İşte bu gemi gibi gemi. Gördüğünüz gibi gayet güzel yani. Şekil. 97 binmiş. Slipstream. Gitgide ciddileşmeye başladık. Heyvani bir gemi oldu birdenbire. Şu kokpit biraz böyle Böcük kafası gibi. Çok hoşuma gitmese de dizayn olarak. Zaten e, silahı dandik. Lazeri 7 var. Bir de misaili var. Başka bir şeyi yok galiba bunun. Bakalım. Karavan. Solu atacak karavan. Davul solu atacak. Tuf, 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 tuf diye. E, güzel dizayn demiş. Beğendim. Genel olarak böyle üst taraf biraz e, kaba görünse de. E, zaten kargo kapasitesi 1800. Oradan eziyor yani belli ki. Fuel 580 mi? Ne yazıyor orada? O da komikmiş. 50 çünkü bizim geminin fueli. Efendim shield'ı şu kadar, light year jump'ı bu kadar. E, light year jump şunu belirliyor. Bir seferde en fazla 30 atlayabiliyor diyor ya. Ama mesela iki gezegen arası 18 ise fuel'in yettiği kadar iki gezegen arasında da 30 fuel'le giderse mesela 10 fuel'le giderse ikisinin arası 18 ise öyle atlaya haritanın sonuna gider bu gemi bir seferde. İşte 18'den daha uzun bir yer olduğu zaman atlayamaz sadece. Direkt gidemez yani. E, tamam bu da güzelmiş. Bir de en son şey bakalım Warhorse. E bu Warhorse bizim gemi. Warhorse vallahi bizim gemi. Bizim geminin biraz modifiyelisi. Peki. Exit diyorum bunlara. Diyorum ki ben gemimi modifiye yapmak istiyorum. İşte birazcık tricky olan kısmı burada işin. Ben gemimi modifiye yapmak istiyorum dediğiniz zaman biraz tricky olan kısmı ortaya çıkıyor. Şimdi gemiyi modifiye etmek istediğinizde size bu sayfayı açıyor. Upgrade ship derseniz Evet adamın elinde hali hazırda olan parçalardan sizdeki parçaları adamın elindekiyle update edebiliyorsunuz. Mesela Gravity Alpha şöyle bir baktığımız zaman Drive Drive ikisi arasında bir fark var mı? Var ama şurada bir güç farkı olmuyor. Bendeki böyle bunu mu alıyorum hiç belli bile olmadı boş ver. Shield Generator. Shield Generator'da şöyle bakarsak ikisi de benimkinden kötü. Motorlar alt taraftaki White Dwarf Engine 1010. Bunun White Dwarf Engine 1020'si varmış. Hocam istiyorsan 1020'si var diyor. Baktığımız zaman mobility'si hatta benimki 1020 mi? Yo hayır. Benimki 1010. Burada 1000 var, 1020 var. Böyle yaparsan düşer, böyle yaparsan çıkar diyor mobility. Gerek yok. White Dwarf White Dwarf 2000 var bir de üstteki motorlar. Onları zaten upgrade edemiyoruz. Geri kalanlar ee, roketler, bilmem neler. Neden upgrade bu kadar? Çünkü bunlar geminin şuradan yönetilen parçaları. Bunları upgrade, yani gemiyi upgrade etmek isterseniz çok affedersiniz. Şöyle yapıyorum ama illa bir şeyleri örtüceğiz burada. Bunlar geminin şuradan yönetilen parçaları. Şimdi oldu. Bak bunlar geminin şuradan yönetilen parçaları. Yani şimdi geminin başka bir şeyini update etmek istersek biz e, deminki gibi şöyle bakarsak o yüzden şey yapmamıştım fark etmemiştim onu. Şöyle yaptığınızda bakın kırmızı mavi diye gösteriyor. Mesela şimdi silahı upgrade etsem evet bir şeyler gösterecek orada. Arada mavi olacak bilmem ne olacak falan ama ya bunlar balistik silah, lazer silah hepsini birbirine karıştırmış vaziyette. Şu anda ona çok girmedim. Yani gemiyle alakalı ben de çalışma yapmadım. Benim gemiyle alakalı yaptığım ilk çalışma kargo kapasitesini arttırmak oldu. Bu sırada da geri kalan sistemlerini çok da pörtletmeden bunu yapmaya çalıştım. Yani jump 26 light ya değil de galiba 24 light 20 idi. Onu çok ellemedim. Crew 2 idi. Tayfam onu 4 yaptım. Geri kalan şeyleri de gemi ağırlaştığı için upgrade etmek zorunda kaldım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ship builder dediğimiz zaman Ship bu yıldır'a bastım aşağıdan. Şuradan görmediyseniz ship bu yıldır. Ship bu yıldır'a bastığım zaman bu sayfayı bana açıyor. Geminin şimdi parçalarını çekip sağa sola şöyle ayırabiliyorsunuz. Aynı Lego gibi. O kadar güzel yapmışlar ki bunu. Oyuncak gibi bak. Ben de böyle ayırmanızı tavsiye ediyorum bu arada. Sağdakini sağa soldakini sola ki sonra toparlarken gerçekten enfes derecede kolay oluyor. Şimdi şöyle bakarsak şu parçayı geri alalım şöyle. Tamam. Eee Parçaların üzerine geldiğiniz zaman solda onların ne aldığı yazıyor. Mesela şu Nova Galaktik yazan yerde diyor ki Structural Component yani bu sadece yapısal bir parçadır diyor. Şekil olsun diye koyulur. Gemeye karakteristik katar. Tabii bu yapısal parçanın üzerinde bir tane roket var. O gerçekte değişmiyor. Çektiğimiz zaman roket de onunla birlikte geliyor. Ee, şu anda bakın bir error var diyor. Flightte çektiğiniz zaman baktığınızda geminin takılmamış parçaları var diyor. Mükemmel. Şimdi burada gemiyi, peki parçalarını çektik bıraktık. Çok güzel. Parçalarını istediğimiz gibi kopartıyoruz. Oley ne mutlu bize. Peki burada bu geminin asıl upgrade'ini nasıl yapacağız? Şimdi mesela geminin neyini upgrade etmek istiyorsunuz siz? Gemimin daha çok kargosu olsun istiyorum değil mi? Şurada gördüğünüz gibi bir add var. G butonu. ede bastığınızda yukarıdan ne ekleyeceğinizi soruyor size. Birincisi şuradan doğru şeye geliyorsunuz. Mesela kargo. Kargo eklemek istediğiniz zaman şöyle bir kargoyu seçerseniz yan tarafta gösteriyor. Diyor ki: Geminin masa 686 zaten. Masına 68 daha ekleyeceğim. Kargo kapasitesine 320 ekleyeceğim diyor. Bu durumda geminin masa arttığı için diyor, mobilitesi 11 düşecek. Jump mesafesi de 1 düşecek. Ama bunlar sadece burada görünenler. Yani kargosu da artacak diyor kapasitesi ama aynı zamanda bir uyarı veriyor size böyle bir şey yaptığınız zaman. Hatta yapıp birlikte görelim. Bakın şimdi bu nasıl bir şey? Böyle bir şeymiş. Biraz şekilsiz bir şeymiş. Ve buna gördüğünüz gibi bir tane yerinde sadece yuvarlak var. Bu da demek oluyor ki yuvarlak olan bir yere bu takılır. Yani yuvarlak olan bir yere takılabilir. Ama bunu takıldığı zaman o yuvarlak olan yer kapanır. Üzerine başka bir şey takılmaz. Yani eski eve basayım. Bunu seçmemiş olalım biz. Bir parça seçtiğiniz zaman mesela beylerden falan beylerden derken beyler <laughs> hanımlar beyler gibi oldu. Baydan ya da Habitatlardan bir parça seçtiğiniz zaman bak habitatta genelde şöyledir. Dört bir yanında bir şeyler görünüyordur yani böyle yapıştırılabilir, eklenebilir falan diye. Çünkü sağına sonuna başka parça ekleyebiliyorsunuzdur. Kargo pek öyle değil. Kargoların hangisini seçerseniz seçin. Kargolar biraz itilmiş kakılmış, kenarda kalmış. Ee, ya şekil olarak şöyle değişik kargolar var. Mesela işte bunu böyle buraya eklersin bak çok fazla yer tutmaz diyor. 225 kargo veriyormuş. 48 mas veriyormuş sadece. Demek i̇şte deminki gibi büyük olanlar var. Daha da küçük olanlar var. Daha da büyük olanlar Benim kullandığım gibi olanlar var. Şimdi ben bu kargoyu ne yaptım? Bu kargoyu en üstte şuraya takmışım mesela. Kullanmadığımız bir yer ne var? Geminin yan tarafları mı var? Emin değilim. Bakacağız şimdi. Mesela bakın bu kargoyu gelin buraya geri takayım tekrar. Şu kargoyu da buraya geri takayım. Şimdi şu kargoyu bu arada buraya geri takmak çok kolay. Üste bu yana takmak da çok kolay. Ama bunun bir altındaki yere takmak inanılmaz zor. Ben ilk başta gemi bu yılda ettim ya da ilk bu yılda herkes bunda zorlanmış olabilir. Çok göze çarpmıyor ilk baktığınızda ama yan tarafta bakın R ve F yazıyor. Hatta mouse'da da seçtirmiyormuş. Klavyeden F'ye bastığımız zaman eksi eksi diye iniyor kat. R'ye bastığımızda anahtar artı diye çıkıyor. O da şu demek. Bunu aldığımız zaman buradayız ya bastığımızda o bir kat aşağı iniyor. Artık buraya takılıyor. Bir daha bastığımızda yukarı çıkıyor. Artık buraya takılıyor. Böyle güzel bir yanı var. Şimdi kargoları geri taktım. Şu motorları geri taktım. Şu küçük motorları geri taktım. Dur sakin ol, aslan parçası. Şu structural bir komponent, aslında bunu süs olsun diye taktım. Yani bunu buranın üstüne şöyle gemi güzel biraz daha kendimce güzel göründüğüne inandığım için taktım. Normalde bunu takmayabiliriz. Gemi bu şekilde durabilir. E Zaten bir zahmet mümkünse şunu bir geri takalım. Ama bunu geri takmadan şöyle size bir şey göstereyim. E, şu anda sadece şey diyecektir. Takılmamış parça var diyecektir. Evet. Kokpitlere bir bakalım buradan. Bakın şöyle kokpit seçeneklerimiz var. Mesela bu e, galiba bizim seçtiğimiz kokpit zaten. Viking kokpit. Viking kokpit 100 varmış. 110 varmış. Aradaki farkı gerçekten anlayamıyorum. 200 varmış. Masa artıyor ve şey artıyor. Kokpitin stikliği artıyor herhalde. Değişiyor herhalde. Şimdi şu samuray kokpit gibi bir kokpitti benim önceden kullandığım iki crew dediği. Crew station'ı 2 dediği. iki crew demiyor. Crew station'ı 2 diyor. Flight ee, flightteki açıp duruyorum G'ye basacağıma. Ama onun görüşü çok iyiydi. Yani o kadar iyiydi ki bu samuray... Ya bendeki samuray mıydı emin de değilim şimdi yani yalan olmasın ama... Yani vikinglerle kıyaslandığı zaman bu samuray kokpitlerin görüşü acayip iyi benim Viking'e baktığınız zaman göreceksiniz. Yani herhangi bir şekilde bunu göremiyoruz. Bu arada ben size bu ship building'i anlatırken tabii kendi bildiğim kadarıyla şu anda öğrenebildiğim kadarıyla anlatıyorum. Mesela ship parçası satın almak diye bir şey yok ama bu yıl için gittiğiniz yer neresi ise galiba oradaki adamın elindeki malzemelere göre bir şeyler ekleyebiliyorsunuz shipinize. Geminize ekleyebileceğiniz şey ona göre gerçekleşiyor. şöyle bir bakayım. Engine BBBBA. Şimdi engine'i bir de A ve B takmak diye bir şey var. Geminin type'ı değişiyor böyle yaptığınız zaman. Bizim mesela ilk type olduğu için A. B yaptığımız zaman işin rengi değişiyor. Mesela e, gemi kullanmaya dair bir skilliniz var. Siz bu gemiyi kullanamazsınız diyor. Biraz önce gemilerde de yüksek seviye olanlar vardı. Alırsanız eğer kullanmanız izin vermiyor. Gemiye binip kalkıp gidemiyorsunuz. Yani böyle bir rezillik var. O yüzden piloting skillinizi ya da hangisiyse onu etkileyen en son gemiyi bitirdiğimiz zaman bakarız. O skilli geliştirmeniz gerekiyor. Gemi daha değişik, daha büyük bir gemi kullanmak için. Şimdi ben hali hazırda kendi gemimde çok aşırı bir değişiklik yapmak istemiyorum. O yüzden şunu da bir alayım şuradan. Bunu da geri bırakayım şöyle. Ondan sonra henüz daha takmadığım parça var mı? Var. Bunu da alayım. Şöyle bırakayım. Oldu mu? Oldu. Nominal değerlere ulaştı gemi diyor. Bakın hiçbir şey kalmadı. Hata kalmadı. Ama şimdilik bunu yine çıkartalım. Tekrar buradan gelelim. Aslında ben de ufak bir kargo sorunu yaşıyorum. O yüzden ee, şuradan Habitat, değil, Reaktör, Shield, Structural, Weapon, Bay, Kargo. Kargo diyelim. Şimdi ben şuradan böyle bir kargo aldığım zaman bak bu yan tarafa falan takabiliyorum galiba onu. İğrenç bir şekilde evet. Her zaman yükselmek zorunda da kalmıyorsunuz bu arada. Yani normalde aşağıdayken de denk getirdiğinizde şöyle bazen onu fark edip koyuyor ama ben bunu R'yi fark etmeden önce abi var ya yaparken anam ağlıyordu resmen. Yani şöyle bastığınız zaman çok daha kolay oluyor bu işler. Şimdi bunu yan tarafına böyle koymakta sorun yok da çok acayip çirkin oldu bunu almayalım. Onun yerine biz elimiz G tuşunda olsun. Şu var. Ee, G ile change diyebiliyorum. Escape demeden direkt yapabiliyormuşum. Bak şurada arkada bir yerde kargoları göstereceği yer olarak niyetlendi bize. Ha. Şöyle ince bir kargo peki varmış. 64 masa 300 kargo. Daha da küçüğü varmış. Şu büyüğünü alırsak buraya onu koymama izin veriyor. G deyip Delay canım. Ama menüyü seçtirmiyorsun bana öyle yapınca G deyip 300'den bir tane daha alıp bunu da şöyle alıp kullanacağımız bir tuş da Z tuşu. Z tuşu ters çeviriyor bunu. Evet sağı solu gibi algılayarak maalesef kendisi ters çevirip de takmıyor bunu. Sizin takmanızı istiyor. Onu ters çeviriyor. Onu kullanabiliriz. Yukarıda biraz çirkin gibi olduysa. Aslında şöyle yapabiliriz. Şunu çıkartıp bunu alarak aşağı takabiliriz bunları. Aynı şekilde benzin deposunu alayım. Bunu çıkartarak aşağı takayım. Bunu alıp yukarı takayım. Bunu alıp yukarı takayım. Bu genel anlamda ekranın aşağı yukarı bakması olsa da bir üniteyi yakaladığınız zaman onun aşağı yukarı kaydırdığı için sizin dizaynınızı çok kolaylaştırıyor. Şu anda iki tane error var diyor. İki error görmezden gelip şunu yerine takıyorum. Bir tane error var diyor. Erroru neymiş FlightCheck'te? Ship has too few landing gear. Çok az iniş takımı var diyor. Lander trust, lander trust. Az landing gear'ı var dedi ship'in öyle mi? Ship'in az landing gear'ı varmış. Şimdi o zaman biz bu olaya şöyle bir ee, çözüm bulalım. Landing gear'ları açalım çünkü mobilitesi düştü. Jump range'i düştü. Masa çok arttı. Büyük ihtimalle masa arttığı için de bu landing gear'lar artık buna yetmez dedi. Tamam. Halledeceğim ben bunu. Şöyle yapacağım. Öncelikli olarak şuraya landing gear takabiliyor muyum? Onu bir keşfetmem lazım benim. Dur, ne yapıyorsun? Onu aldın, nereye gittin ha? Yanlış yerlere gitme. Şöyle bir alalım. Yukarıdan ateş etsen, şunun yanından ateş et mesela. Ondan sonra in aşağı tekrar in. Şu landing gear buraya takılıyor mu? Takılıyor. Mükemmel. Sen de gel. Buradan ateş et. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında şöyle yapacağız. Bu shield'ı çıkaracağız. Bunu buraya alamadık. Buraya aldığımızda çalışıyor mu? Çalışmıyor olması lazım ama neyse. Çalışıyorsa ne ala. Çalışıyorsa kendini ateş ediyordur. Garip olur biraz. Şimdi aslında böyle olması biraz daha güzel oldu. Hala az landing gear var diyecek tabi. E çünkü bir landing gear eklemedik haliyle şu anda sadece şekilsel bir değişiklik yapıyoruz. Docker engine, fuel tank, gear, landing gear, landing gear. Şimdi bu nasıl bir landing gear? Böyle bir landing gearmış. Bu tarafa eklenir diyor bu landing gear. Yani böyle ekleniyor aslında. E, tabii bu böyle olmaz varyantları var diyor. Bir de böyle bir şey diyor. Bir de böyle bir şey diyor. Bir de böyle bir şey diyor. Üç tane varyantı varmış. Ben bunu Change diyorum. G'ye basıyorum. Böyle bir landing gear alıyorum. Ve bunu da şöyle F'ye basıp bir kataşlanıyorum ki daha kolay yakalasın diye. Daha kolay yakaladı. Evet. Peki. Taktım bunu. Landing gear touchdown point must be aligned with landing bay. Ee, güzel söyledin. Diyor ki yani güzel kardeşim bu bacaklar diyor kocaman tombik tombik bacaklar. Bu bacak diyor küçücük bir bacak. Senin diyor halin ne, nice olacak. Bunu şöyle kenara çekeyim. Bu landing gear'ı alıp buraya koyayım. Bunu da şişt, sakin ol. Bunu da alıp şöyle koyayım da bunu benim böyle değil bir şeyin altına doğru takmam lazım. Bunun üstünde bağlantı var. Üstünde bağlantı noktası var bunun. O zaman şimdi başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Şu nedir? Spaceship Landing Base Auto Deploying Ramp Otomatik deploy edilen bir rampayla bir landing base diyor bu. Şimdi birden fazla şeyi müdahale etmemiz gerekti. Güzel oldu bu. Birden fazla şeyi müdahale ederken hem birlikte bunu yapmış oluruz hem de bir eksiğimiz falan varsa daha yine birlikte bunu görmüş oluruz. Bunları şöyle bir kenara çekelim. Şöyle bir yaklaşalım. Landing Bey'i oradan sökersek eğer buraya takabiliyor muyuz? Bakalım takabiliyoruz. Önce bu güzel. bu güzel bir aşama. Şu neymiş? Kargo halmış. Bu da bizim bir geminin kargo parçasıymış. Kalsın. İki error takılmamış parçalarım var. Zaten hiç o errorlara bakmaya gerek yok. Şimdi aşağıda bize sağa sola destek verecek bu landing bey'i oturtmamızı sağlayacak bir şey bulmamız lazım. Şuradan bir gelelim. Ee, add diyelim. Aslında yapacağım şey gereksiz bir parça takmak. O yüzden structural parça arayacağım. Structural. Bakın structural diye parçalar var. Structural parçalarından bir tanesini aldım. Ee, mid bracer gibi bir şey demiş. Bu ne? Ben bunun ne olduğunu anlamadığım için. Ha. Mid bracer. Bak tam aradığımız structural parçayı bulduk. Yani böyle de bir kısmet yani bizimki. Bir aşağı inelim. Şuraya tam otursun. Cuk diye oturdu buraya. Structural component. Kozmetiktir falandır filandır dedi. Tamam in aşağı abi. Yapış buraya. Şimdi bunu da böyle bağladığımız zaman gördüğünüz gibi yere oturdu. O zaman bunu da gelip böyle bunu da gelip böyle bağlayabilirim. Şu anda bile nominal oldu diyor bak. Henüz daha öbür tarafa bir şey koymadım. Şu anda bile nominal oldu diyor. Ama tabii gemin böyle ucube gibi olur. Ben öyle bir şey istemem. Bunu alır buraya bağlarım. E, aynı zamanda taktığınız bir tane parçadan bir tane daha takmak istediğinizde ben bir yanlışlık yaptım herhalde. Şu anda biraz garip gidiyorum ama şöyle geldiğinizde left kontrole baslıyor left kontrole bastığınızda bakın duplicate diye bir şey çıkıyor. G'ye basıp parçayı duplicate edebiliyorsunuz. Aynı parçadan aramakla uğraşmamak için iki tane. E, aynı zamanda tabii parçayı flip de etmeniz gerekebilir. Ha bir saniye. Olmadı. Bundan bir tane daha ben R'ye mi basmam lazım? Aa, benim bu koyduğum structural component component'ın bu tarafı da var. Var o tarafı. Niye bağlayamıyorum o tarafı varsa? Bilmiyorum ama bu bu parça öyle bir yöne bakan bir parçaymış. Şöyle flip edilecek bir parça değilmiş. Ee, sanırım. Yani yorumum bu yönde. Geliyorum. Structural değil. Dur canım sakin ol. Ben ben öyle bir şey yapmıyorum. Şimdi kendine göre kendine göre kafana göre garip hareketler yapma. Ben öyle bir şey yapmadım hiçbir şekilde. Ben G'ye bastım sadece. Ondan sonra da şurada yine landing diye arayalım. Gear'da. E, gear. Port deyince. Ama bunun tek tarafı mı var? Bunu cidden flip ettim. Ha flip ettim. Flip Z. Çok affedersiniz. Z tuşu. Ben demin hangi tuşa bastım bilmiyorum ama flip etmek için. E bu hiç hoş olmadı ki. Bu nedir? Azure Lander 11 Landing Gear Port. Azure Lander 11 Lander Gear. Gear. Gear ile Gear Port ayrı bir şey mi? Allah Allah. Port 4. Nelerden, nelerden bahsediyoruz acaba biz? Ee, flip. ha Flip birden fazla şeye flip edebiliyormuş kardeşlerim. Şimdi oldu. Şimdi dizayn olarak gayet güzel oldu. Hatta dizayn olarak biraz fazla güzel oldu. Nasıl? Gemimiz iyice tombul oldu. Mobility kaybetti. Efendim e, ması yüksek oldu. Tam nominal diyor aslında şu anda. Önceki haline göre diyor. Bak bir önceki yaptığın hale göre diyorum hal artı oldu. Kargo artı oldu. Jump range eksi oldu. Mobility eksi oldu. Mass eksi oldu. Ama şimdi geminin bu yeni haline tutup da kabul edersek biz. Yani kargo eklediğimiz bu halini geminin kabul edersek. En azından birkaç ekleme daha yapabiliriz. Mesela jump range'ini arttırmak için bir şey yapamayız bu saatten sonra. Çünkü grav engine bir tane takılıyor ve jump range'i de o belirliyor. Ama Madem böyle bir durum oldu belki belki emin değilim hep birlikte bakacağız. Reaktör birden fazla takılabiliyor mu gemiye? Abi böyle bir şey yapıyor mu? Zart diye bırakıyorsun korkutuyorsun beni. Reaktör gemiye birden fazla bir error verdi. Ne diyor? Sadece bir tane reaktör izin var diyor. Ee, Delete'imiz neredeydi? Delete. Tam reaktörü takamıyormuşuz gemiye. Bir reaktöre izin veriyormuş. O zaman habitat değil. Grav engine zaten bir tane izin veriyor. Onu biliyorum. Gear değil. Fuel tank. Fuel tank koyabiliriz. Geminin sağına soluna. Ee, silahları aslında oraya koyabiliriz. Ama bacakların yanında anlatış etmeyecek o silahlar. Ben biliyorum. Saçmalık var orada. O yüzden ben bunu alayım. Bir alt kata. Bir alt kata buraya koyayım. Bu Silah oradan değil canım. Buradan. Canım. Silah oradan al buraya koy. Niye koymuyorsun buraya? Özellikle hani koymamak için bir sebebin mi var? Peki bunu çıkarsam oradan şöyle koysam silahı şimdi koyuyor musun? Koyuyorsun. Bunu buraya koysam koyuyorsun. Bunu buraya koysam koyuyorsun. Çok teşekkür ederim. Bu değişikliği hemen yapıyorum. Bunu çekiyorum. Bunu buraya alıyorum. Bunu geri çekiyorum. Bu silahı aman diyeyim hocam. Silahı öne alıyorum bunu buraya bırakıyorum değil mi? Yanlış yapmıyorum Hayır bunu altına bırakıyorum bunu Yo altına bırakmıyorum o tarafın altına bırakıyorum Bunu bu tarafın Altına bırakıyorum bunu da Böyle mi bırakıyorum İkisi yanlış oldu <laughs> Bunu aldım bunu bir kat yukarı bırakıyorum Bunu Bir kat aşağı bırakıyorum Evet şu anda müthişiz. Silahlarımız orada. Bir tane boşalan yer neresi? Boşalan yer şurası. Ayrıca ben bu gemiyi aslında bu yandan bir tane daha silah takabilirmişim. Niye derseniz? çünkü yukarıda iki tane lazeri var. Burada iki tane daramalı tüfeği var. Bunları ben süs olsun diye mi koyuyorum? O taramalı tüfekleri gerçekten koyduğum çalışıyor mu? Onu aslında bir test etmek lazım. Şöyle bir gelelim. Bir de engine, docker, cockpit, base, weapon. Burada mesela bir filtreye ihtiyacımız var bizim çok net. Bunu ilk patchlerden birinde yine getirirler. Balistik diye bilmem ne diye yani böyle ne olduğunu söyleyen bir filtreye ihtiyacımız var. Mesela burada sırf A type veriyor. Yo B de verdi, C de verdi. Silahlarda kendini açtı. Ship design rank 2 isterim diyor mesela. Ship design rank 4 isterim diyor bunun için. Niye? 48 hull damage. Soft cannon. Rapid railgun turret. Çok fantastik silahlar var çünkü. Ee, C sınıfı C sınıfı bir şey koyarsak eğer buna izin verecek mi merak ediyorum. İki error dedi. Light check, ship reaktör class, modüller reaktör klasına ise onu taşımalı dedim ya. Bir geminin klasını reaktör belirliyor diyor o yüzden. Maximum Weapon Count'a ulaştın. More than three different weapon. Üçten farklı e, silahım var diyor. Adam ol diyor. Yani ya misailleri çıkaracaksın o zaman diyor ya lazeri ya balistiği yani böyle kafana göre şey yapamazsın diyor. Bir karar ver diyor. Tamam dedim. E, o zaman şöyle geliyorum yukarıya doğru. Balistikte olabilecek olan en iyi silahı şey misailde olabilecek olan en iyi başka bir tane silahı buluyorum. Missile Launcher diyor. 47 vuruyor. Şu benim şeyi de seçmeme izin veriyor mu? Benim misail launcher da 47 vuruyormuş. Atlat 27A misail launcher'mış bu. Hatta burada kullanalım ya. Burada da artık çalışsın arkadaş ya. Duplicate diyeyim. Şöyle geleyim. Flip diyeyim. Ha, oraya yapıştırayım. Üstüne de bir tane daha koyarım bir şey ya ona göre diyor. Efendim. Koy. Üstüne de K20 Canon ateş ediyormuşum ben. Bakalım en iyi silah o muymuş kullanabileceğimiz. K20 Canon. K20 Canon 3.49 ateş ediyor. 17. 17.5. Balistik ama bu değil mi? Elektromagnetik damage değil. Bunun balistiği bilmem nesi nerede yazıyor? Balistik solution. Ha üzerinde yazıyormuş. Balistik solution. Balist, horizon defansı ben yanılmayayım da öyle. Bu ikisi de balistik aslında mı? Evet ikisi de balistik. Maldurkenin 13 bu 17 53 yok ben en iyisiymiş bendeki. Ottokenin olmadı. otokenan da olmadı. Aşağıda var mı bakayım başka canon? Electro Beam diye bir şey var? Yok başka Kenan yok. O zaman ben buraya geliyorum. Şu alıyorum bir tane daha. Şöyle yükseltiyorum. R'ye basıyorum. Buraya gelip buraya bırakıyorum. Bizim Canon oto Farklı olsun. Şekil olsun. O öyle ateş Bu böyle atış etsin. Yok ya şekil mekil olmasın. Yanlışlıkla yaptım ben onu. Ben şuraya geleyim. Şöyle basayım. Duplicate diyeyim. Onu getireyim. Ön tarafa koyayım. Bu iş bitsin. Tamam zaten 38 oldu yani. Power'ı daha da güçlü oldu. Ne kadar çok güç verirseniz o kadar çoğu çalışıyor tabi bu arada silahların. Siz gücü vermezseniz üzerine takmış oluyorsunuz süs olarak sadece. Şimdi son duruma bir bakalım. Son durumda ne olduk biz? Ee, Okey demeden gemiye bakamıyor muyuz? Flight check'ten bakamıyor. All system nominal diyor. Flight check'i de tamam. Gemi biraz daha tombikleşti baktığımız zaman. Kollar yana geldi. Arka tarafa normal böyle eklentili bir tane ee, parça geldi bunun üzerine farklı şeyler takılabiliyor Yani böyle bir avantajı oldu bunun üzerine belki bir şeyler daha ekleyeceğimiz zaman Güzel bir şekilde hızlıca ekleyip devam edebiliriz ee, Bir önemli kısım kardeşlerim Gerçi şu Flight Check hatasını öğrendikten sonra Buradan devamlı şey yaparsınız istediğiniz gibi e, Abi ha, ne hata var bunu diye bakabilirsiniz ama Benim ilk defa yaparken en patladığım şey şu kısımdı Şu gördüğünüz yer docker yani gemiye nereden bağlanacağını gösteriyor. Bu geminin Docker'ı üstteydi. İsterseniz yana da verebiliyorsunuz ama Docker yandaysa şöyle yandan baktığınızda en yandaki kısımda olmalı. Üstte ise en üstte işte. Yani neredeyse alttaysa bilmiyorum altta oluyor mu? <laughs> en altta olması lazım. Sebebi şu. Eğer bu Docker buradayken siz bu motoru alıp da şöyle bağlarsanız Docker'dan üstte olduğu için seviye olarak şöyle bakın bir hata veriyor burada. Diyor ki Docker model en üst çizgide olması lazım. Nasıl biraz önce bir hata verdi? Ve dedi ki e, şu bacak en altta olması lazım ki yere değebilsin dedi. Aynı hatayı veriyor. Şimdi kargo arttı. Ben masayı biraz daha arttırabiliyor muyum? Suyunu çıkartabiliyor muyum? Hemen onu test edeceğim. Ondan sonra da şey yapacağım. Biraz daha kargo ekleyeyim hazır eklemişken. Şu anda benim önceliğim çünkü inşa yapmak, bir şeyler yapmak. Kargo diyorum. E, kargodaki bir de şu küçük kargo vardı ya. Küçük kargoyu kullanmak istiyorum. Öyle değil. Ne oldu? Sağ sol yaptım büyüdü mü kargo? Yoksa zaten hep büyük müydü kargo? Bilemedim. Basayım şöyle. Küçük kargo dedim. Evet. Küçük kargoyu da şunun üstüne eklemek istiyorum şöyle. Gemiyi çevirip kontrol G yapıp onu da Z ile flip yapıp onu da buraya eklemek istiyorum. Warning geldi e, masa düşürün ya da biraz engine koyun da bu gemi bir kendine gelsin dedi. Bakalım ne yapabiliyoruz? Hemen şuradan gelelim. Bay, Bay, Structural Shield, Reactor, Hub, grav Engine, Gear, Fuel Tank, Engine. Şimdi Engine, Engine, Engine. Bizim taktığımız White e, bir şey, Hede Hede Engine'e 1010. Bu Engine'e takılacak bir yeri var mı? Bu Engine'e takılacak bir yeri aslında olabilir. Olabilir mi? Olabilemez. Bu enginein takılacak bir yere. Bu engine takılsa bunun yanına takılırdı ama onun yanında da bunu takacak yer yok. Ee, o zaman şimdilik ben böyle bir şeyle uğraşmayayım. Ne yapayım biliyor musunuz? Bir tanesini sileyim sadece bunlardan. Nominal diye kabul ediyor ya. Hebe basayım. Exit diyeyim. Sen bu işlemi kabul edecek misin diyor. Kabul edeceğim diyorum. Kabul ettim diyorum. O da aracın hayırlı uğurlu olsun diyor. Bana veriyor. Exit dediğimiz zaman çıktığımızda bakıyoruz ki bizim yavru iyice tombikleşmiş. İyice tombikleşmiş. Her tarafına kanınlar, menonlar gelmiş. Gayet güzel ayacıklarının üstüne oturmuş. Ben dedim acaba belki de şu yan tarafına hani şey yapabilir. Şu engine taktırır ama taktırmadı. Bu arada size hemen göstereyim o neyden bahsediyor bize diye. Ee, şurada emin olalım burada olmadığından. Ha tamam. Ee, şurada bir piloting diye bir şey var. Piloting, ship thrusterlarını daha iyi utilize edersin diyor. Turning rate ve manevrası artar diyor. Sonra B klas gemileri kullanabilirsin diyor. C klas gemileri kullanabilirsin diyor. Bakın A'daydık ya biz B ve C de var demiştim. Hani o gemileri buradan doğru kullanabiliyoruz. Başka bir şey var mı? Ee, bunlar zaten full gemi ile alakalı. Bir sürü skill barındırıyorlar. Yani gayet iyi bunlar ship kargoları daha fazla yük taşıyabilir diyor. Shield'lar daha güzel çalışır diyor. Ama geminizin içinde crew olarak bu skillleri olan adamları aldığınızda aslında bu skillleri olan adamların skillleri çalışıyor. Galiba piloting çalışmıyor sadece. Çünkü siz pilot ediyorsunuz gemiyi yani siz yönetiyorsunuz diye sayıyor. Misai sistem, particle beam, robotik, starship design. Çip modüllerinin daha kaliteli versiyonları çıkar diyor. Süperior versiyonları çıkar diyor. Cutting Edge versiyonları çıkar. eksperimental o derece kaliteli versiyonları çıkar diyor. E, ee, automated Weapon Sistem. Automated Ship Weapon'ları %10 daha fazla demiş vurur ve Target'ın Cost'ları %20 düşer diyor. Automated Weapon Sistem var demek ki. Abi şu resme bakar mısın ne kadar güzel. İki yana dönmüş böyle ateş ediyor şeyler tarıtlar. Sen kullanmazken diye. Boost Assault Training ne? Ha boostla gidip sen uçuş boostunla alakalı. Allah Allah çok iyi. Gerçi sırf gemi yok burada. Çok da şaşırmamak lazım. Starship Engineering sistemlerin repair'ları daha hızlı olur diyor. Bir blok sistem repair ettiğinde bütün hepsini repair eder falan diyor. İşte yani güzel şeyler var kardeşlerim burada. Gerçekten güzel şeyler var. Gemi boyu etmek istiyorsanız da bunu yapmak lazım. Ama oyun yani o kadar güzel düşünmüş ki her şeyi, bütün skill'lere vermek lazım aslında. <laughs> Evet kısaca bir gemi dizayn etmek böyleydi kardeşlerim. O yükseklik alçaklığı bulmak, o errorları çözmek biraz başa atan şeylerdi. Ben keşfetmiştim. Siz kardeşlerimle bunu paylaşmak istedim. Hemen şuradan gemimize binip madem böyle yaptık, madem paylaştık. Şuraya doğru diyelim ki Wall 2 Beta'ya doğru bir rota çizelim. Travel diyelim. Gemimiz bir uçsun, bir uzaya çıkalım. Gemimizi bir dışarıdan görelim. Gemimizi de bu arada gayet basit. Kendi adamız yönetiyormuş gibi sanki mouse'un roluyla third person, first person ayırt edebiliyor, şey yapabiliyoruz. Ee, kenara çekiştirebiliyoruz işte her neyse. <laughs> Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama bu geminin kokpitini bundan bahsediyordum. İşte bu kokpit hani seçip dizaynlara bakmanız lazım. Ee, şunları da neden kısıyor hala anlamış değilim. Ve biraz önce size söylediğim şey de şuydu işte. Mesela balistikte şimdi sonuna kadar kapatmışken ateş edersen balistik çalışmıyor. Bir açmışken balistiğin mermisi bu hızda doluyor. Her ateş ettiğinde bu hızda doldurmak gerekiyor. 2, 3, 4 açmışken mesela bu hızda doluyor. 3'ü birden ateş ediyormuş her ateş ettiğinizde. Büyük ihtimalle 3'ü birden ateş ettiği için anında mı bitiriyor diyeyim. Ya da bilemedim yani içiyorum yapmayayım onu. Şöyle yaparsam. Mükemmel. Evet. demek ki daha kaliteli silah bulduğunuz zaman yapıştıracakmışsınız. Benden size abi tavsiyesi. Hiç acımayın. Motorlarımız aslında tam güce geldiğimiz zaman, maksimum güç verdiğimiz zaman bayağı bayağı hızlı gidiyor yani. işte öyle küçümsenecek gibi değil. Şöyle bir bakalım. Saatte 176 km sürat yapabiliyoruz. Boost açtığımız zaman saatte saatte Buz bitene kadar artmaya devam mı ediyor? 600 kilometreye kadar çıkabiliyormuşuz. Bence hiç fena değil. Ve şu anda asıl beni sevindirecek olan şey de bu bahane ile sizlerle birlikte bunu öğrenirken şipimin kargosunun arttırdım. 1800 kilo oldu şipimin kargosu. Evet kardeşlerim gemi dizaynı da böyleydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet maalesef bu video bitti ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen oyunun videosunun altındaki daha fazla da göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.